Arkadaşlar Merhaba TÜREV serisinin 7. videosuyla karşınızdayız birlikte e, bu föyü de bitireceğiz arkadaşlar bugünkü konumuz ekstremum nokta başlayalım arkadaşlar fonksiyonun artanlıktan azalanlığa azalanlıktan artanlığa geçtiği noktalara ekstremum nokta denir sevgili gençler bunu grafik üzerinde yorumlayabilirsek şu şekilde düşüneceğiz bakın burada fonksiyonun bir tavan yaptığı nokta var Burada tavan yaptığı nokta var. Burada ve burada bir tavan yaptığı nokta varken fonksiyon şurada bir dip nokta, burada bir dip nokta, burada ve burada da bir dip nokta yapmıştır. Aynı zamanda arkadaşlar, aynı zamanda şunlar gördüğünüz üzere uç noktalardır. Şimdi bu fonksiyonun uç noktalarda türevi yok biliyorsunuz ama uç noktalarda biz ekstremum nokta vardır diyebiliriz. Tamam mı? Çünkü fonksiyon nihayetinde buradan başlamış ve yükselmeye başladıktan sonra alabileceği maksimum değeri almıştır. Biz burada fonksiyonda bakın grafikte turkuaz renkle işaretlediğimiz yerlere tavan demiştik ya. İşte bunlar yerel maksimumdur arkadaşlar. Sarı ile işaretlediğimiz yerlerde dip noktalardır. Birileri dip noktalar yani yerel minimum noktalar. Birisi arkadaşlar yerel maksimum öteki de yerel minimum olmasına rağmen Bunların hepsine de yerel ekstremum nokta denir. Yani bu ekstremum aslında neymiş arkadaşlar? Maksimumlar ve minimumların hepsiymiş. Tamam mı? Burada arkadaşlar x1 ve x8, x8'de türev yok demiştik zaten. x1 ve x8'de türev yok. Neden? Çünkü bunlar uç nokta. x3 ve x6'da da türev yoktur. Bakın arkadaşlar x3 neresi? x3 şurası. Burası sivri noktadır. x6 bir sivri noktadır. Bunlarda türev yoktur. Ama ee, bunların hepsi de yine de ekstremum noktadır. X2, X4, X5 ve X7'de türev var ve sıfıra eşittir. Neden? Çünkü bunlar arkadaşlar buralardan çektiğim teğetler daima ama daima x eksenine paraleldir diyebiliriz. Geçelim üst tarafa. Arkadaşlar devamında diyor ki bakın tanım aralığının her noktasında türevli bir fonksiyonun bir noktasında ekstremuma sahip olabilmesi için o noktada türevinin işaret değiştirmesi lazım. Birinci türevi sıfır yapan tek katlı köklerde ekstremum noktası vardır. Birinci türevi sıfır yapan çift katlı köklerde ekstremumdan bahsedilemez. Bakın birinci türevini bulduktan sonra fonksiyonun eşittir sıfır deyip bir denklem elde ettiniz. Bu denklemde tek katlı kökler arkadaşlar neymiş ekstra mum nokta, noktaymış. Yalnız çift katlı köklerde ekstra noktasından bahsedilemezmiş. Tamam mı? 25. örneğe başlayalım. F türev x'i zaten bize vermiş. x kare eksi 6 x artı 9 çarpı x küp eksi 1 çarpı x üzeri 5. Fx'in ekstremum noktasının apsislerini bulunuz demiş. Hemen fonksiyonu sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Öncelikle şuraya bakalım arkadaşlar. x kare eksi 6 x artı 9 bu neydi? x eksi 3'ün karesidir. Değil mi? Çarpı x küp eksi 1 çarpı x üzeri 5. Şimdi direkt olarak yukarıdaki bilgiyi kullanırsak x eşittir 3 tamam türevini sıfıra eşitleyen bir nokta. Yani aslında bu noktadaki teğetin eğimi sıfır. Teğetin eğimi sıfırsa arkadaşlar o nokta ekstremumdur. Genellikle ekstremumdur. Ama burada x eşittir 3 çift katlı bir kök olduğu için tamam mı? Bu ekstremum değildir diyoruz. Ekstremum olanlar hangi deriymiş o zaman? Şuradaki x eşittir 1 ve buradaki x eşittir 0 bizim için ekstremum noktaymış. Maksimumunu minimumunu bulmak için diğer örneklerde çalışmalar yapacağız. 26. örnek. Diyor ki arkadaşlar n artı 1 çarpı x kare 2n artı 2 x eksi 2n artı 2 x eşittir eksi 3 noktasında yerel ekstremum varsa n kare kaçtır diye sormuş. Öncelikle biz bu fonksiyonun türevini almamız lazım ki türevinde eksi 3'ün ne olması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. 0 olması gerektiğini söylüyor. Pekala. F'in türevinde x eşittir. 2'yi başa attık. 2n artı 2 çarpı x artı Şuranın türevi nedir arkadaşlar? X'in katsayısı sayısı 2n artı 2'dir. Pekala. F'in türevinde eksi 3 yerine yazdığım zaman 0 gelmesi bekleniyormuş. F türev eksi 3 eşittir. 2n artı 2 çarpı eksi 3 artı 2n artı 2. Ne olması gerekiyormuş? 0. Dağıtırsak eksi 6 n eksi 6 artı 2 n artı 2 eşittir 0 olur. Burada arkadaşlar eksi 6 ne ile artı 2 n'nin toplamı eksi 4 ne? Buradaki eksi 6 ile artı 2'nin toplamı 4 karşı attığımız zaman eksi 4. O halde arkadaşlar ne kaç geliyormuş bakın. n eşittir 1 geliyormuş. Bize 1'in karesi sorulmuş. 1'in karesi de 1'dir diyebiliriz. 27. örneğe geçelim bir sonraki sayfamızda. fx eşittir x küp eksi ax kare artı 3x artı b fonksiyonunun 1,6 noktasında yerel ekstremumu varsa A çarpı B nedir? Arkadaşlar bu nokta veriliyorsa tamam mı? Nokta olarak verildiyse genelde fonksiyonda bu noktayı sağlaması gerektiğini bunu buna sağlattırmayı unutmayın. Tamam mı? Şurada görmediğimiz bilmediğimiz ifadeleri bulmakta fayda var. Bu da bize bunları bulduruyor. F1 eşittir x küp demiş. 1'in küpü 1 eksi a artı 3 artı b. Neymiş arkadaşlar? 6'ymış. Dolayısıyla b eksi a dediğimiz ifade bakın. b eksi a dediğimiz ifade. 1 ile 3'ü topladım. 4 karşıya attım. Ne kaldı? 2. b eksi a 2'ymiş arkadaşlar. Bu dursun. Birazdan işimize yarayacak. Şimdi ise 1,6 noktasında k noktasında yerel ekstremum varsa bu noktadaki türev yani f türev 1 tabii ki 0'a eşit olmak zorundaymış. Türevini alalım arkadaşlar fonksiyonun. F türev x eşittir 3x kare eksi 2ax artı 3. F türev 1. Neymiş arkadaşlar sıfır mı? Yaz yerine 3 eksi 2a artı 3 eşittir sıfırsa. Eksi 2a eşittir 3 artı 3 6. Karşıya atarsak eksi 6. Demek ki a buradan ne geliyormuş arkadaşlar? 3 geliyormuş. Bu a'yı 3 bulduk. Nerede yerine yazacağız? Bakın burada. Böylelikle b geçsin elimize. B eksi 3 eşittir 2 ise de kesinlikle 5'tir sevgili gençler. A çarpı B sorulmuştu. 3 çarpı 5'ten 15'tir diyebiliriz. Biz bu sorunun cevabına. 28. sorumuza geçelim. Fx'i vermiş bize x küp bölü 3 eksi 4 x kare eksi 2 ax artı 17. Bu fonksiyonun ekstremum noktası olmadığına göre a'nın alabileceği maksimum tam sayı değerin kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar fonksiyonun ekstremumu yoksa türevini sıfıra eşitleyen bir değer de yoktur. Tamam mı? Dolayısıyla diyeceğiz ki f türev x eşittir. x küp bölü 3 eksi 4x kare. Ha türevini buluyorduk değil mi? Ben fonksiyonu baştan tekrar yazıyorum. Kusura bakmayın. Hemen türevini alalım arkadaşlar. Özgürüm kusura bakmayın. 3'ü başa attık. Şimdi 3'e başa atarsam bu 3'ler de gider. Geriye sadece x kare kalır. Tamam. Eksi 8x eksi 2a. Şimdi bu fonksiyonun yani türev fonksiyonunun herhangi bir kökü olmayacak. Kök yoksa bakın kök yoksa neydi arkadaşlar? Delta sıfırdan küçük bir de eğer bu f türev x fonksiyonu bir üst sayfada uyarıda göstermiştik. Eğer bu f türev x fonksiyonunun çift katlı bir denklemse tamam mı? Çift katlıysa da ne oluyordu? Ekstremum yoktu. Çift katlı olması için de deltasının ne olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Dolayısıyla ben şu ikisini sağlattıracağım. Yani deltası sıfırdan küçük veya eşit olacak. Hemen şu fonksiyonun deltasını kontrol edelim arkadaşlar. Deltası b kare eksi 4 ac idi. Eksi 8'in karesi 64 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2 a. Ne olması lazım? Sıfırdan küçük veya eşit dedik. Şurası ne gelir arkadaşlar? Artı 8 a mı? 8 a küçük veya eşittir 64 diyeceğiz. Ve buradan tabii ki eksi 64 diyeceğiz. Değil mi? Buradan a küçük veya eşittir eksi 8 gelir. Ne demişti? A'nın alabileceği maksimum değer. A'nın alabileceği maksimum değer de buradan A maksimum diyelim. Eşittir. Eksi 8 gelir sevgili gençler. Aşağıda sorumuz yok. Sayfanın sağ üst kısmına geçiyoruz. Burada 29. örneğimiz var. Bir de bunu çözelim. 3,7 kapalı aralığında tanımlı fx eşittir x küp bölü 3 eksi 3x kare artı 8x fonksiyonunun ekstremumlarının absisleri toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi ekstremumlarının absislerin toplamını soruyor. Yani ben önce bir f türev x'i bulacağım. Ekstremum diyorsa türevini alacaksın tamam mı? f türev x eşittir. Gene 3'ü başa attığım zaman x kare kalır. Eksi 6 x olur. Artı bir de 8. Şimdi fonksiyonun f'in türevindeki e, ifadesi bu. F türev bu. Bunların ekstremumların absisleri toplamını soruyorsa önce bunu bir sıfıra eşitleyeceğiz. Bak bazı öğrencilerim şunu yapıyor. Aman ha siz de yapıyorsanız sakın yapmayın. İşte türevini bulduk. E, türevini sıfır yapan değerlerin toplamını sormuyor mu? Evet. Tamam güzel. O zaman direkt kökler toplamından bulurum diyor. 3 diyor. Mesela eksi 6 bölü A. Yani eksi B bölü A'dan. Eksi eksi 6 bölü 1 ee, diyor. Diyor ki işte cevap 6 diyor toplamı. Tamam güzel ama. Şöyle de bir durum var. Bu senin bulacağın kökler belki de bu aralıkta değildir. O yüzden köklerini bul. Yani x'e x'i ayır burayı. Eksi 4'e eksi 2 diye de buraya hayır X1 eşittir 2. X2 eşittir 4 de. Tamam mı? Sonrasında da de ki bak bu X1 eşittir 2 şu aralıkta olmadığı için ben bunu kök olarak alamam diyeceksin. Yani bu bir ekstremum nokta değildir benim için bu aralıkta. Peki Pekala. O zaman şunu mu alacağız? E o halde tek bir tane mi mu vardır diyeceğiz? Hayır. Buna da dikkat edeceksin. Çünkü yine bir üst sayfada demiştik ki arkadaşlar fonksiyonun grafiğinde uç noktalar da ekstremumdur. Yani buradaki x eşittir 3 ve x eşittir 7 de bizim için bir ekstremumdur. Dolayısıyla bizim ekstremumlarımız x eşittir hatta x1 eşittir 3 diyelim. x2 eşittir 4 diyelim. Tamam. Ve x3 eşittir 7'dir diyebiliriz. Tamam. Demek ki kaç tane ekstremumumuz varmış? 3 tane. Bunların da toplamı sorulmuştu bize. Bunların toplamı nedir sevgili gençler? 14'tür diyebiliriz. Aman bak burada dikkat etmen gereken yerleri söylüyorum sana. 1. Şuradaki uç noktalar var ya arkadaşlar. Uç noktaların birer ekstremum olduğunu unutmayacaksın. Tamam mı? Bir de burada bulduğun kökler acaba bu aralıkta mı buna bakacaksın. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok zaten. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sayfada ekstremumların maksimum veya minimum olarak belirlenmesi konusuyla. Epsilon sıfıra en yakın pozitif reel sayı. Yani bunu kafamızda bu şekilde hayal edelim. Tamam. F fonksiyonu ise A'dan reel sayılara tanımlı. Ve herhangi bir küçük a buradaki tanım kümesinin bir elemanı olmak üzere. Yani ben tanım kümesinden bir tane küçük a elemanı seçiyorum. Bu a noktasını içine alan a eksi epsilon ve a artı epsilon aralığındaki. Yani <laughs> bu epsilonu da şu şekilde anlatacak olursak. Bak şurası a. A'nın hemen dibinde epsilon kadar sağında ve A'nın hemen solunda epsilon kadar solunda bir nokta var. Tamam mı? Ve şu aralıktan bahsediyoruz. Eğer bu aralıkta her x reel sayısı için f küçük bir f varsa a virgül f noktasına f'nin yerel maksimum noktası denir. F değerine de f'nin yerel maksimum değeri denir. Şimdi birazdan bu yazılardan anlamıyorsan bir şey birazdan sorular üzerinde net bir şekilde anlayacaksın veya şekil üzerinde. Eğer yine bu aralıkta f f'a'dan f büyük veya eşitse arkadaşlar a virgül f noktasına da f'nin yerel yani bağlı minimum noktası denir f değerine de f'nin yerel minimum değeri denir. Uyarı olarak demişiz ki yerel maksimumların en büyüğüne mutlak maksimum, yerel minimumların en küçüğüne de mutlak minimum denir. Yukarıda verilen grafiği inceleyiniz demişiz ama ondan önce çoğunuzun kafasında soru işareti olan konuya değinmek gerekiyor. Bakın, yerel maksimumların en büyüğüne mutlak maksimum denir. Yani aslında bu mutlak maksimum dediğimiz noktalar da bir yerel minimum nokta, yerel maksimum noktasıymış zaten. Yani Ekstremumların hepsine yerel diyoruz. Bunlardan en büyüğüne maksimum diyoruz. Bunlardan en küçüğüne de yani minimumların en küçüğüne de minimum diyoruz. Anlaştık mı? Olay bu kadar basit. Bizim için ekstremumların hepsi yerel maksimum veya yerel minimumdur. Bunlardan maksimumlardan en büyüğüne mutlak diyoruz. Minimumlardan en küçüğüne de yine mutlak minimum diyoruz. Tamam? Şimdi yukarıda bir grafik verilmiş. Bunu da bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın şurada. Diyor ki bakın şöyle bir grafik var. Yine uç noktalarda bakın burada biz ekstremum vardır demiştik. Burada ekstremum vardır. Burada vardır. Burada vardır. Burada da vardır ekstremum demiştik değil mi? E peki şu arkadaşlar yine minimum noktaydı ya bakın. Neden minimum nokta? Çünkü bir yerden başlarken yükselerek çıkmış. Demek ki burada bir en alt sınırı var. Doğru mu? Yükselmiş yükselmiş yükselmiş. Burada ulaşabileceği bir zirveye ulaşmış. Sonrasında gene düşmeye devam etmiş. Bakın düşmüş düşmüş düşmüş. düşmüş. Buraya geldiği zaman yine alabileceği minimum değerini almış ve tekrardan yükselmeye başlamış. Tamam mı? Tekrardan yükselmeye başlamış. Buraya kadar geldiği zaman zirve yapmış ve tekrardan düşmeye devam etmiş. E peki bizim için şu işaretlen şu işaretlenilenlerin tamam mı? Hepsi de aslında bir ekstremum noktadır. Ama bunlardan bazıları minimumdur. Hangileri? Bakın şu işaretlediklerim minimumdur bu minimumların en küçüğü hangisi arkadaşlar? Tabii ki şurası, değil mi? Dolayısıyla bu yerel minimumdur aynı zamanda ve ekstradan da mutlak minimumdur. Tamam? Maksimumlara da bakacak olursak arkadaşlar, bakın şurada ve şurada fonksiyon zirve yapmış. Yani bunlar yerel maksimum noktalardır. Ekstradan şu zirve yapan, daha büyük olan mutlak maksimumdur diyoruz. Anlaştık mı? fA, fX2 ve fB yerel minimumlar, onları zaten dile getirmiştik az önce. Buradaki fB değeri mutlak minimumken, fX1 ile fX3 de yerel maksimumlardır aynı zamanda fX3 mutlak maksimumdur diyebiliriz sevgili gençler. Evet, 30. Soru, sorumuza bakalım. Diyor ki bize fonksiyonun ekstremum noktalarını bulunuz. Peki bulalım hadi. Nasıl bulacağız? Ee, Tabi ekstremum noktalarını e, bulurken de hangileri minimum hangileri maksimum bunları da inceleyebiliriz. Ekstra mumdan bahsediyorsa hemen türev al demiştik. Hemen türevini alalım arkadaşlar. F türev x eşittir. 5'i kafaya atarsam x üzeri 4 eksi x küp eksi 6 x kare diyebiliriz. Bu bizim fonksiyonumuz. Hemen bunu sıfıra eşitleyeceksin. Bunu sıfıra eşitledikten sonra bakın arkadaşlar. Bütün e, ifadenin hepsinde de x kareler mevcut. Dolayısıyla x kare parantezine alalım bunu. x kare parantezinde şurada ne kalır? x kare Şurada ne kalır arkadaşlar? Eksi x kalır. Burada da eksi 6'mız var. Pekala. Şuradan gelen kök 0'dır ve bu 0 çift katlı köktür aynı zamanda. Burayı da eksi x diye ayırırsak ve eksi 3'e artı 2 diye ayırırsak ki çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 yapar. Buradan gelecek olan kökler de x1 eşittir 3, x2 eşittir eksi 2 diyelim. Şuna da x3 diyelim. Bu da 0 sıfır olsun. 0'ın çift katlı kök olması gerektiğini unutmayalım. Başına bir yıldız atabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar bu kökleri küçükten büyüğe doğru sıralıyorsunuz. Eksi 2, 0 ve 3. Tamam. Ve diyoruz ki arkadaşlar burada bir artık tablo çizmemiz gerekiyor. Bu tabloyu oluştururken de nelere dikkat edeceksiniz? Normal bildiğimiz tablo arkadaşlar aslında. Ee, sadece artısına eksisine dikkat edeceksin. Tamam. Artısı eksisi burada çok önemli. Unutma. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim bakın. Neyle başlayacağız? kat sayısı artı kat sayısı artı dolayısıyla artı ile başlayacağız artı tabi hangisi çift katlıydı Şuydu değil mi arkadaşlar bu çift katlıydı 3 ee, de tek katlı eksi 2 de tek katlı tamam artı ile başladık eksi oldu çift katlı kök gördüğümüzde işaret değiştirmedik. eksi yine burada sonra artı olacak doğru mudur şimdi fonksiyon şuraya kadar gelmiş bakın buradan nasıl gitmiş arkadaşlar artı gördük ya artı gördük fonksiyon Yükselerek gidecek, artış yapmış. Tek katlı kök gördün ve burası eksi, azalarak devam etmiş. Çift katlı kökte değişmediği için de yine azalmaya devam etmiş. Sonrasında işe ise artmaya başlamış. Şimdi bakın, artarken azalmaya başlamış ve azalırken artmaya başlamış. Dolayısıyla bakın şuralara, şu kısımlar arkadaşlar. Demek ki burası maksimum nokta arkadaşlar. Burası da minimum dip yaptığı nokta. Bakın burada tepe yapmış. Burada çukur yapmış. Dolayısıyla buna maksimum nokta diyoruz. Buna minimum nokta diyoruz. Ekstremumlarını bulunuz demişti. Demek ki ekstremumları bunların bu fonksiyonun eksi 2 ile 3'müş. 0 1 ekstremum bu değil. Neden? Çünkü orada çift katlı kökü var. Anlaştık mı? Çift katlı noktalarda ekstremum yoktur demiştik zaten öncesinde. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. Örnek 31 ile. Eksi 1 V2 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı. Fx eşittir. 3 çarpı x üzeri 4 eksi 4x küp artı bir fonksiyonunun yerel ve mutlak maksimum ekstremumlarını bulunuz demiş. Tabi yine yerel ve mutlak ekstremumdan bahsediyorsa ne yapacağız arkadaşlar? Türevini alacağız. F türev x eşittir. Alalım türevini. 12 x küp eksi 12 x kare. Doğru mu? Sonrasında bunu gelin 12 x kare parantezini alıp. 12x kare parantezin alıp x eksi 1 diyelim. Ve burada iki tane kökümüz oluşsun. x1 eşittir 0 ve x2 eşittir 1 diyelim. Kabul mü? Sonrasında 0 ve 1 artık bizim için bir kökse şu şekilde yapalım. Şunu çektik. Tamam. 0 dedik. 1 dedik. 0'da çift katlı kök vardı. Bunu unutma. 1'de tek katlı kök vardı. Onları da hemen şu şekilde işaretleyelim. Çift katlı kök olduğu için. Ne ile başlayacağız? Tabii ki artıyla. X küpün katsayısı artı çünkü. Değil mi? Artı, eksi, eksi. Fonksiyon burada azalarak gelmiş. Azalmaya devam etmiş. Çift katlı kök olduğu için ve artmaya başlamış. Burada bir çukur yaptığını söyleyebiliriz. Doğru mu? Azalırken artmaya başlamış. Peki bu kadar mı? Değil. Hemen yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın bu fonksiyon nerelerde tanımlı arkadaşlar? Onu da bir işaretleyelim. Eksi 1 ile 2 aralığında tanımlı. Dolayısıyla eksi 1'i ve 2'yi gösterelim. Eksi 1 şuradadır. 2 de buradadır. Doğru mu? Hemen şunu da şu şekilde ifade edecek olursak tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar fonksiyon buradan negatifti. Azalan yani azalmaya başlamış. Azalmaya başladığına göre eksi 1 de bir yerel maksimum vardır. Bak hatta ve hatta fonksiyonun grafiğini de şu şekilde düşünebilirsin. Eksi 1 şurası olsun. Tamam. Sıfır şurası olsun. 1 burası olsun. 2 de şurası olsun. Eksi 1 de fonksiyon azalmaya başlamış. Bak eksi 1 noktasında şuradan gelmiş. Azalmaya başlamış. Sıfırda bir ara türevi sıfır olur gibi olmuş ki olmuş. Sonrasında tekrardan azalmaya devam etmiş. Bir noktasında dönüm noktasına uğramış bakın. Şu şekilde azalmış. Birden sonra artmaya devam etmiş. Ve iki noktasına kadar da artmış. Ve burada fonksiyon kesilmiş artık. Doğru mu? Bakın çok güzel de çizdik. Eksi bir noktasından fonksiyon başlamış. E başladığı yere bakarsak arkadaşlar başladığı yer aslında bizim için bir yerel maksimumdur. Tamam. Başladığı yer yerel maksimumdur. Şurada en dibi gördüğü yer yerel minimumdur. Yerel minimum. Dolayısıyla artık orası neresi oluyor? Şurası. Yerel minimum yaptığı yer. Ve yine de şurada yerel maksimumu var. Yani hangi noktada? İki noktasında da yerel maksimumu var. Ne demişti soruda bize arkadaşlar? Yerellerini bul, bir de mutlaklarını bul. Şimdi mutlaklarla alakalı. İnşallah şurayı doğru çizmişizdir diyeceğim. Pek umutlu değilim ama hani eksi bir değerinde mi daha büyük bir değer almıştır? İki değerinde mi? Bir bakalım. Büyük ihtimal yanlış çizik ama olsun. Sıkıntı değil. Çünkü şurayı anladıysan hiç sıkıntı değil. Sadece şimdi geriye değerini bulmak kaldı. Arkadaşlar minimum noktasından sadece bir tane olduğu için o zaten mutlak minimumdur. Onu da unutmamak lazım. Tamam? Yani bu hem yerel minimum bir tanecik olduğu için minimumlar bu aslında hem de mutlak minimumdur. Bunu unutmayın. Maksimumlardan eksi 1 noktasında mı daha büyük? iki noktasından daha büyük onu bulmamız gerekiyor şimdi. Peki bulalım arkadaşlar. Eksi 1 ve 2'yi fonksiyonda yerine yazacağız. Eksi 1'i yerine yazarsam. 3 artı 4 artı 1. 2 yerine yazarsak. 2'nin dördüncü kuvveti 16. 3 kere 4. 3 kere 16 48. Eksi 2'nin küpü 8. 4 kere 8. 32 artı 1. 3 artı 4 artı 1'den ne gelir arkadaşlar? Burası 8 gelir. 48'den 32'yi çıkar 16. Bir ekle 17. Aslında ha tamam, sıkıntı yok. Yerel maksimum değerini ne yazdığımıza geldi? 2 yazınca geldi. Demek ki burası da mutlak maksimummuş arkadaşlar. 2 noktamız mutlak maksimummuş diyebiliriz. Evet. Devam edelim arkadaşlar 32. sorumuzda. f(-6 ile 9 aralığından -6 ile 8 aralığında tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir. 4 tane yerel ekstremum değeri vardır demiş. Bakın Bakalım var mı? Bakın. dört e, 4 tane yerel ekstremumu var demiş ya. Şunda, şunlardan bir şurası, 2 türevin sıfır olduğu yer. Burası 3 türevin sıfır olduğu yer. Burası 4 uç noktalar. Bakın bunlar da türev yok. Bunlar da türev yok ama ne var arkadaşlar? Ekstremum var. Bize neyi sormuş? Ekstremumu sormuş. Bunları karıştırmayalım birbirine. Bu doğru. 2 tane mutlak ekstremumu vardır demiş. Mutlak ekstremumu vardır diyor. Şimdi Minimumlarda hangi, hangileri minimum? Şu işaret dediğimde şu işaret dediğim minimum. Daha küçüğü var mı? Evet var. Burası neymiş arkadaşlar? Mutlak ekstremum. Tamam mı? Mutlak minimum değer. İki tane de maksimumu var. Daha büyük olan hangisi? Burası. Demek ki burası da mutlak maksimum noktası. Burası mutlak maksimum. Burası da mutlak minimum. Dolayısıyla iki tane ekstremum mu bulduk. Evet. Bu da doğru. Üçüncüsüne bakalım. Eksi 3'e 2 noktası mutlak maksimumdur. Eksi 3'e 2 noktası neresi arkadaşlar? Şurası. E ben nereye mutlak maksimum dedim? Buraya. Demek ki burası yerel maksimumdur. Ama mutlak maksimum değildir. 3 ifadesi yanlış. Cevabımız neymiş? 1 ve 2'ymiş sevgili gençler. Evet devam edelim. Bir notumuz var. F'nin türevini sıfır yapan bazı değerler yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bunlar x1, x2, x3 ve x4'tür arkadaşlar. Tamam bakın şurada fonksiyonun e, teğetinin eğimi sıfır, teğet eğimi sıfır, teğet eğimi sıfır, teğet eğimi sıfır şeklinde dört tane değil mi? Pardon çok özür diliyorum. F türev x'in grafiğiymiş bu. Çok çok özür dilerim. Şunları bir silelim arkadaşlar. Bir sıfır yaptığın noktaları bulacağız değil mi? Bakın şurada. Şurada bu türeviymiş. Ben fonksiyon zannettim. Direkt yardırdım ama kusura bakmayın. X1, X2, x3 ve x4 noktaları. Bakın, birinci de maddede demişiz ki f türev x1 0. Bakalım f türev x1 evet gerçekten sıfıra götürüyor. Ama x1 noktasına türev grafiği işaret değiştirmediği için bu noktalarda ekstremum yoktur. Bakın türev grafiği bu. İşaret değiştirmiş mi? Artıyken artı diye devam etmeye deva, devam etmiş, değil mi? Nerelerde işaret değiştirmiş? Artıdan eksiye geçmiş. Artıdan eksiye geçtiği için bu fonksiyon bakın bu türevinin grafiği sakın karıştırmayın. f'in fonksiyon, f, fonks, f e, f'in grafiği nasıl hareket edecek arkadaşlar? artıdan eksiye geçtiği için azalırken artmaya başlayacak. Tamam mı? Yani burada bir mutlak e, yerel maksimum noktası vardır. E, e, X, Q, x3 noktasında eksiden artıya geçtiği için azalırken artmaya başlamış diyeceğiz ve yine x4 noktasında da artıdan eksiye geçtiği için artarken azalmıştır diyeceğiz. Buradaki notlarımızı da inceleyelim. F türev x2 eşittir 0 hangi noktaydı bakın orası şurası, değil mi? Biz ne demiştik buraya artarken azalmaya başlamış aşağı inelim diyor ki x2 noktasında türev grafiği işaret değişmiş yani artıdan eksiye geçmiş yani artarken azalmış yani bizim çizeceğimiz nasılmış? Artarken azalmaya başlamış diyeceğiz. O halde tavan yapmıştır yani bu ekstremum nokta bir yerel maksimum noktadır x3 ve x4 noktaları için siz de benzer biçimde yorumlayınız demişiz. Yukarıda ben zaten burada yorumladım. Tamam? 33. örnek. Demiş ki bir grafik vermiş bize. Bu f'in türevinin grafiği. Aman arkadaşlar türev grafiklerini şu şekilde işaretleyin bakın az önce ben de burada unuttum. Tamam? Fonksiyonun hangi noktalarda yerel ekstremumu vardır demiş. Türev grafiğinin ekstremumlarının olabilmesi için işaret değiştirmesi gerekiyor. Artıdan eksiye, eksiden artıya ve artıdan eksiye diye. Yani x eksenini kestiği noktalar eksi 6, eksi 2 ve 4'tür diyebiliriz. Eksi 6, eksi 2 ve 4 noktalarında yerel ekstremumu vardır diyebiliriz sevgili gençler. 34. soru yine bir yorum sorusu. Bakalım nasıl bir yorum katacağız? F'in türevinde x'in grafiği verilmiş. İkinci türevinde 0, 0'dır demiş. Şimdi gelin bakalım. Ben e, bir türev ilerlerken bak bu birinci türeviydi. İkinci türevinin yorumunu yaparken ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Eğer eğer teğet çektiğim zaman eğimi sıfır oluyorsa arkadaşlar ki işte burası sıfırdır x ekseninde paraleldir. Sıfır noktasındaki teğeti. O halde f'in ikinci türevinde sıfır da sıfırdır. Bu doğru. x eşittir 3'te f'nin yerel minimumu vardır. Eksi 3'e bakıyoruz arkadaşlar. Artı artı gelmiş artı artı devam etmiş. Çift katlı mı eksi 3? Çift katlı olduğu için ve hiçbir şekilde artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçmediği için ya da hiçbir şekilde tavan yapmadığı için veya çukur yapmadığı için biz buna ne diyeceğiz? Yanlıştır diyeceğiz. Yerel minimum yoktur. x eşittir 4'te f'nin yerel maksimumu vardır. Bakalım. Artıyken bakın burada artı artı gelmiş. Burada nasıl devam etmiş? Eksi diye devam etmiş. Yani fonksiyon artarken azalmaya başlamış. Burada ne yapmıştır arkadaşlar? Bir maksimum yapmıştır. Bize ne diyor? Yerel maksimum vardır diyor. Demek ki doğru. Bizim bu soruda cevabımız neymiş arkadaşlar? 1 ve 3'müş diyeceğiz. Anlaştık mı? Devam edelim sevgili gençler. 35. örneğimizde. Türevinin grafiği verilmiş. Bakın. Türevin grafiği verilmiş. Hemen işaretliyorsun ki unutmayalım bunu. Tamam. Türevin grafiğin hatta köklerinde bak. Eksi 7 ile artı 8 hemen yorumlamaya da başlayalım. Sonra öncüllere geçeriz. Burada artıdan eksiye mi geçmiş? O zaman burada bir maksimum nokta vardır. Artarken azalmaya başlamış değil mi? Sonra 8 noktasında da bak. Eksi artı olmaya başlamış. Demek ki burada da azalanlıktan artanlığa geçmiştir diyebiliriz. Bak azalırken artmış doğru mu? Bir yerel minimum vardır bunu unutmayalım. F'nin 3 tane ekstremum noktası vardır diyor. Yanlış biz 2 tane bulduk bu gitti. X eşittir eksi 7 noktası yerel minimumdur. Baktık yerel maksimumdu değil mi? Bu da gitti. X eşittir 8 noktası yerel minimumdur. 8'e baktık çukur yapmıştı. Demek ki yerel minimumdur bu doğru. Tamam bu doğru. 3 doğru. Devam edelim 4'e e bakalım. X eşittir 6 noktası yerel minimumdur. X eşittir 6 noktasında ekstremum bile yok. Bak ekstremum bile yok. Kaldı ki maksimumun, maksimumdan minimumdan bahsedelim. Dolayısıyla ee, 4 de gitti arkadaşlar. 5 noktasında eksi 5 ile 2 aralığında azalandır demiş. 5 eksi 5 ile 2 aralığında azalandır demiş. Eksi 5 ile 2 aralığı neresi arkadaşlar bakın şu aralık mı? Şu aralık değil mi? Fonksiyon buralarda hep negatif değerler mi almış? F'in türevi buralarda hep negatifti, değil mi? F'in türevi negatifse bu fonksiyon daima azalandır. Demek ki eksi 5 ile 2 aralığında da yani şurada da fonksiyon hep negatif değerler aldığı için azalandır diyeceğiz. Demek ki 5. de doğru. Doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? 3 ve 5'miş. Anlaştık mı? 36. ve bu videonun son örneği. F ile ilgili bakın bir tane yine f türevi x fonksiyonu verilmiş. Hep işaretle bunu unutma. F ile ilgili eksi m ile m aralığında azalandır. Eksi m ile m aralığında türevinin e, grafiği x ekseninin altında yani negatif değerler aldığı için azalandır. Evet doğru. F eksi m bir yerel maksimumdur. Artı 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 gelmiş. Burada eksi 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 diye devam etmiş eksi m noktasında. Dolayısıyla arkadaşlar artarken azalmaya başlamış. Değil mi? Ve burası bir maksimum mudur? Evet maksimumdur. Bize de öyle diyor. Demek ki 2 de doğru f 0 sıfırdan büyüktür demiş. f sıfırın fonksiyon olarak f'in f'te sıfırın ben sıfırdan büyük mü küçük mü olduğunu bilemem. Ha şunu bilirim. Azalandır deseydi evet azalandır. Bakın f'in türevinde sıfır negatif bölgede olduğu için f sıfır azalandır. Yani f sıfır noktasında fonksiyonun teğetinin eğimi negatiftir. Ama üçüncü ölçüde, üçüncü bize demiş ki f sıfır sıfırdan büyüktür. Yani ben sıfırın hangi değeri aldığını bilmiyorum. Tamam mı? O yüzden bir kesinlik yok. Belki negatiftir. Belki pozitiftir. Kesinlikle doğrudur diye sormuştu bize. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? 1 ve 2 imiş. Yazalım buraya da. 1 ve 2. Evet bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki konumuz artık maksimum minimum problemleri. E, maksimum minimum problemleriyle ilgili güzel sorularımız var. Mutlaka ama mutlaka takipte kal. E, bundan sonra yani bu videolar bittikten sonra 3-4 günlük veya bir haftalık bir moladan sonra arkadaşlar integral videolarımız gelecek ve sonra da, sonrasında da sizden gelen yoğun istek üzerine permütasyon kombinasyon olasılık zor sorular güzel sorular hem konu anlatımı hem de soru çözümü olarak videolarını çekeceğim takipte kalmayı unutmayın Arkadaşlarınıza önermeyi hiç unutmayın arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı hiç mi hiç unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın bol bol matematikte çalışmayı unutmayın tabii ki.